TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. TÜİK'ten aldığımız parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı son toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu son toplantısını 9 Aralık'ta yaptı. Biliyorsunuz her sene TÜİK ağır, orta ve hafif işler için bir hesaplama yapıyor. Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz, anlık görüşlerini alıyoruz. Bakanlığımızın bir anketi vardı. İşverenin ev sahipliğinde yapılan toplantıda uzlaşı çıkmadı. Bir çalışanın bir aylık geçim maliyetini hesaplayan komisyon üyeleri anlaşmanın çıkmadığını açıkladı. İtirazlar var. Hem Türk İş'in hem TİSK'in itirazları var. İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımız maalesef gideremedik. Umarım dengeli, adil ve doğru bir asgari ücret tespit edilir. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde 2022'de geçerli olacak asgari ücreti 13 Aralık'ta açıklayacaklarını duyurdu. Ancak 13 Aralık'ta yapılacağı belirtilen toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Tarafların bu hafta içinde bir araya gelerek süreci tamamlaması bekleniyor. Şöyle 14'ü gibi falan da herhalde sonuçlandırırız diye bir kanaat oluştu bende. Diğer yandan son toplantı öncesi Türk İş kırmızı çizgilerinin 4000 lira olduğunu belirtti. Emek cephesi bu rakamın altında bir artışı kabul etmeyeceğini duyurdu. Bu yıl üçlü mutabakatla asgari ücreti belirlemek istediklerini söyleyen TİSK yönetimi ise görüşmelerde en az %21 artış önerdiklerini ifade etti. Bunun da 3500 liraya geçtiğini belirten TİSK, salgın koşullarının hala sürdüğünü, bu yüzden işverenin ekonomik koşullarının göz ardı edilmemesini istedi.